Entropi gereği her şey bozulma ve dağılma eğiliminde. Bu hep böyle olmak zorunda mı? Ve insanların bu derece yozlaşması nerede, ne zaman başladı? Biraz ondan bahsedeyim ben. Şimdi her şey tarım devrimiyle başlıyor. İnsanlığın ya bilinen ve bize anlatılan tarih kadarıyla söylüyorum, yoksa başka kaynaklara bakacak olursak milyon yıldan bahsedebiliriz. Neyse, ben böyle popüler bilgi olarak söyleyeyim bunu. 200 bin yıldır, yani 200 bin yıl boyunca insanlar avcı ve toplayıcı olarak yaşadı. Ve aslında çok da bir sorun yoktu ortada. Çünkü çok az çalışıyorlardı. Günde maksimum 5 saat olarak düşünün, ki bazı kaynaklarda bu 2 saat diye de geçiyor. Şimdi niye ben 5 saat diyorum? Çünkü bir de bu buldukları gıdanın işlenmesi gerekiyor. Buna da bir vakit verdiğim için 5 saat diyorum. Yoksa aslında çok değil. Yani şimdiki insanların çalıştığı ve kazandığıyla ilgili düşünecek olursak hiçbir şey değil aslında. Şimdi ne vardı? Bu avcı toplayıcılarda tarım devrimine geçmeden önce Neolitik devrimden bahsediyorum. Neolitik çağda biz tarım devrimine geçtik, ki bu da 5000 yıllık bir süre aslında tarıma geçişimiz. Peki bu kadar uzun süre tarıma biz niye geçtik? Hep avcı toplayıcı olarak yaşadıktan sonra neden tarıma ve nasıl geçtik? Bu konu üzerinde ben size bazı şeyler anlatacağım. Hatta anlatacağım bazı şeyler komplo teorisi olarak da görünebilir. Ama konunun ta kendisi de olabilir. Çünkü her şeye cevap bulamıyoruz. Komplo teorisi demek illaki uyduruk, saçma sapan bilgiler anlamına gelmez. Onu da o aradan bir çıkartayım dedim. Şimdi ne var tarım devriminden önce? Dediğim gibi avcı toplayıcı olarak. Ne yapıyor avcı toplayıcı insanlar? Kadınlar genelde toplayıcı. Yaşlı erkekler ve kadınlar toplayıcı olarak görülebilir. Gençler de avcı. Yani bulabildikleri hayvanları avlayıp getiriyorlar. Bu arada kadınlar da bulabildikleri fındık, fıstık, kuru yemiş olabilir, meyve, kök sebzeler, ne varsa otlar, bunların hepsini getiriyorlar. Yani et ve ot. İkisini bir arada yiyorlar. Burada hiçbir sorun yok. Sağlıkları da yerinde. Üstelik bize anlatıldığı gibi böyle çok şey yaşanmış değil. Hani bize anlatıldığı kadarıyla modern tıbbın insan ömrünü uzattığı söyleniyor ya, bunun gerçeklikle pek bir alakası yok. Ondan da kısaca bahsedeyim ben size. Gerçi daha önce başka videolarda bahsetmiş olmalıyım ama bu konuyla alakalı olduğu için bir konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Modern tıp insan ömrünü bir saniye bile uzatmadı. Sadece insan ömrünü sürünerek yaşayacak kıvama getirdi. Çünkü modern tıp dediğiniz şey insanları iyileştirmek, sağlığına kavuşturmak için yapılmış bir şey değildir. Herkesin zannettiği gibi değildir o iş. İnsanı ilaca ve saçma sapan gıdalara, gıda olmayan gıdalara bağlamak, bağımlı kılmak ve sürünerek köle gibi yaşatmak için tasarlanmış bir sistemdir. İnsan ömrünü uzatan suya ulaşımdır. Eskiden mesela avcı toplayıcı toplumlarda insanın boyu, bedeni çok daha güçlü, boyu uzun, bedeni daha çok daha güçlü. Testosteron oranı da yüksek. Şimdikilerle mukayese edilemeyecek şekilde. aslında şiddetten çok da uzak bir hayat yaşıyorlar dersem yalan olmaz. Çünkü modern toplumlarda görünen şiddetin binde biri bile yok. Neden? Çünkü küçük kabileler halinde yaşıyorlar.
Bu konuya daha sonra geleceğim. Neden şiddet artıyor? Ama bir şey olsun, aklınızda bulunsun. Daha doğrusu benim aklımda bulunsun. Unutuyorum çünkü. Burada insanlar beslenmelerinin düzgün olduğu sonucunda daha sağlıklı bir hayat yaşıyorlar, daha mutlu bir hayat yaşıyorlar. Ve şifacılar da o dönemlerde genelde kadınlar. Şimdi kadınlar aynı zamanda beslenmek için sebze meyve topluyorlar ama şifalı otları da topluyorlar. Zamanla bunları öğrenmişler. Yani biz şimdi onlara koca karı ilacı diyoruz ve hepsi de işe yarıyor. Koca karı ilacı diyerek küçümsemeye çalışanlara olsun bu lafım. Burada kullanılan şeyler çok ciddi bir yaralanma olmadıkça zaten hastalık diye bir şey de kolay kolay görünmüyor. Çünkü hastalık dediğiniz şey bugün doktorların size hastalık diye anlattığı şeylerin aslında neredeyse tamamı gıda zehirlenmesidir. Hastalık dediğiniz şey bir patojenden kaynaklanır. Yani vücudumuzda trilyonlarca mikrop var. Bizler mikroplarla simbiyotik bir ilişki içindeyiz. Dolayısıyla bu mikroplarla bir alışverişimiz var yani. Onu demeye çalışıyorum. Bu mikropların üçe ayırabilirsiniz bunu. Bir takım mikroplar bizim sağlığımız için gerekli. Buna işte kalın bağırsaktaki flora diyoruz. Bu gerekli olan mikropları düzgün bir şekilde beslemezseniz eğer sıkıntıya giriyorsunuz. Bir de zararlı olanlar var. Onlara patojen diyoruz. Yine bu patojenlerin yükselişi de yediğimiz, içtiğimiz şeylerle alakalı. Ve hastalık denilen şey de buradan çıkıyor. Ama işte bana göre bunlar hastalık değil, bunlar gıda zehirlenmesi. Yani çamaşır suyu içtiniz diyelim, hasta mı olmuş olursunuz? Düştünüz ya da kafanızı yardınız diyelim, hastalık mı denir buna? Yaralanma farklı bir şeydir. Patojenden kaynaklı olan hastalıklar. Neyse, bunu çok uzatmayayım ben. Burada insanların beslenme tarzı, şimdi siz ister buna evrim teorisinde insan böyle gelişmiştir deyin, isterseniz insan böyle yaratılmıştır deyin, hangi kapıdan, açıdan bakarsanız bakın, sonuç hep aynı yere varacaktır. Nedir o sonuç? İnsan vücudu şimdiki gibi karbonhidrat ağırlıklı beslenmeye uygun değildir. İnsan biyolojisini bozan yiyeceklerle besleniyor şu anda insanlar ve bunları çok seviyorlar. Genelde kötü şeyler çok sevilir zaten. Çok en lezzetlileri onlar olur. Yani benim fikrimce tatlı olan şeylerin tamamı ama bakın tamamı sizin için iyi değil. Peki tatlı ne zaman yenir, ne zaman yenmez? Ona da gelelim daha sonra. Bunu da bana hatırlatın eğer unutursam. Çünkü bakın burada beslenme tarzının değişmesi sonucunda insanın vücudu ve şeyi küçüldü diyorum ya, gücü azaldı diyorum ya, bütün bunlar tarım devriminden sonra olmaya başladı. Avcı toplayıcılıkta tam insan biyolojisine uygun ketojenik beslenme vardı aslında. Hani şimdi birçoğu bana kızıyor. Eski köye yeni adet gelmez diye. Aslında benim yaptığım eski köye yeni adet getirmek değil, yeni köye eski adet getirmek. Çünkü bu bahsedilen ketojenik diyet aslında işte bu avcı toplayıcı atalarımızın yaptığı diyet. Ve ben oruçtan bahsediyorum. Bu oruç da aynı, tabii onlar zoraki yapmak zorunda kalıyorlardı. Çünkü her dakika böyle çat diye getire söyleyelim de bize pizza getirsin gibi bir muhabbet yoktu. Dolayısıyla günde bir öğün, maksimum iki öğün, belki iki günde, üç günde bir öğün yiyen insanlardan bahsediyorum. Neden bu önemli? Çünkü vücudun kendi kendini iyileştiren bir potansiyeli vardır. Ancak bu potansiyelin devreye girebilmesi için vücuda en az 24 saat boyunca herhangi bir şeyin, su hariç herhangi bir şeyin girmemesi gerekir. Yani bu arada çay kahve falan içebilirsiniz tabii içinde şeker yoksa.
Ama insanlar sürekli yediği için bu otofaji dediğimiz şey devreye bir türlü giremiyor. Ve sürekli insülin üretiyorsunuz. Pankreas en sonunda iflas ediyor. İnsülin direnci başlıyor. Ondan sonra metabolik sendrom başlıyor ki bütün işte bu rahatsızlıkların temelinde bu iki unsur var. Aslında karbonhidrat var. Ne oldu bu? Peki bu beslenme tarzıyla, ketojenik beslenme tarzıyla insanlar 80-90 sene, 120 sene gayet güzel yaşıyorlardı. Yani paleontologların yaptığı araştırmalar var. Ben bunları uydurmuyorum. Belirli kaynaklara dayanarak söylüyorum ki onları da ya, ekrana veririm, görürsünüz ya da açıklama kısmına koyarım zaten. Neticede insanlar bu biyolojiye müdahale edecek teknolojiye sahip olmadıkları için keyif peşinde koşmak peşinde oluyorlar insanlar. Genellikle çoğu zaman hep böyle keyif peşinde koşuyorlar. Eminim o günkü insanlar da bunu yapıyordu. Hani biraz önce dedim ya tatlı şeyler karbonhidrat yenir mi yenmez mi diye. Onlar da yiyordu ama onların yediği karbonhidrat meyveler. Yani düşünün, şimdi bir meyve bulabilmek için belki günde 50 kilometre yürüyorsunuz. Dolayısıyla bulduğunuz meyveyi ya da balı, belki de doğal bir bal, hak ediyorsunuz. Yani orada bir efor sarf ediyorsunuz, bir kalori harcıyorsunuz. Bu harcadığınız kaloriyi de bu tatlı şeylerden alıyorsunuz ama bu nadiren olan bir şey. Yani bizdeki gibi her yemekten sonra günde 35 öğün yemek yiyelim, her yemekten sonra da kaymaklı ekmek kadayıfı tüketelim, baklava yiyelim. Böyle olunca ne oluyor? Eninizle boyunuz bir hale gelmiş oluyor. Hareket edemiyorsunuz, gözleriniz kör ediyor. İki adım merdiven çıkamıyorsunuz. Ondan sonra da ekmeğin hangi diye insanlara bir de öğüt veriyorsunuz. Şimdi ne zaman yenir karbonhidrat? Onlar bunu ödül olarak görüyorlardı. Mesela kadınların topladığı bir böğürtlen düşünün. Ya da yaban mersin her neyse o zamanlar ne varsa ne buluyorlarsa. Bunu yaptıktan sonra bunlara avlan geliyor ya. Bunları da bir şekilde erkeklere ödül diye veriyorlar. Ve bunu büyük bir keyifle yiyorlar. Olabilir çünkü hak ediyorlar. Şimdi mesela bakın ben günde bir öğün yiyorum. Ve fazlasıyla bana yetiyor. Ama bunun içinde karbonhidrat sıfır. Yani çok uzun zamandan beri zaten biz bayağıdır bir video yapıyorum. Yıllardır video yapıyorum ben. Uzun zamandan beri günde bir öğün besliyorum. Arada bir bozduğum oluyor ama genellikle günde bir öğün yiyorum. Ve bunun içinde sıfır karbonhidrat var. Sıfır derken de çok doğru olmuyor. Çünkü senede birkaç kere benim de böyle bir şeyler yediğim oluyor. Bir yere gittiğimde yani bir yerde bir şey yediğimde çok büyük bir hesabını yapmıyorum. Çünkü 40 yılda bir yaptığınız yanlış size zarar vermez. Ama 40 yıl boyunca her gün aynı yanlışı yaparsanız yam olursunuz. Yani onlar da karbonhidrat neticede tüketiyordu. Ne işe yarar karbonhidrat? Mesela çok ağır spor yapıyorsunuz. Günlük 4 saatlik bir antrenmanınız var. Bunu yaparken karbonhidrat alabilirsiniz. Ne yapar bu? Ani güç sarf edeceğinizde size bu gücü verir. Ama çok kalitesiz bir yakıt kaynağıdır. Yani temel enerji kaynağı karbonhidrat değildir. Sağlık otoritelerinin sürekli insanlara dayattığı bir bilgi var. Ana yakıt kaynağı karbonhidrattır. Karbonhidrat yemezseniz ölürsünüz. Nah ölürsünüz. Ben niye ölmüyorum arkadaş? Yani benim gibi beslenenler bir sürü insan var. Ya pardon, bir sürü yok, az miktarda var ama gayet sağlıklı, mutlu, mesut yaşıyorlar. Tabii bu huzur bir de şeyle de alakalı. Yani beyin sağlığı şu bu falan derken bunların hepsi bağırsaklarımızla alakalı bir durum. Serotoninin hatırladığım kadarıyla %80'i şeyde üretiliyor. Kalın bağırsakta üretiliyor. Dolayısıyla sürekli olarak karbonhidrat alınca onu da size anlatayım. Bakın onu da aradan çıkarmakta fayda var. Karbonhidrat bir enerji olarak kullanılır. Çünkü hızlı yakılan bir şeydir. Fakat geride çok fazla kalıntı bırakan bir özelliğe sahip.
Şimdi 5 aşamalı bir sistem düşünün. Mitokondri denen bir organel var vücudumuzda ki bunun DNA'sı da farklıdır. İşte dedim ya biraz önce mikroplarla biz simbiyotik bir ilişki içindeyiz. Gerçi mitokondri bir şey değil, mikrop değil. Ama farklı bir canlı. Bir çeşit enerji reaktörü. Nasıl çalışıyor bu? Şimdi bir taraftan protonlar giriyor, bir taraftan elektronlar giriyor. 5 aşamalı bir sistemden geçtikten sonra bu son tarafta bir çark gibi bir şey var. Onu döndürüyor, oradan bir enerji çıkıyor. Ancak yanı sıra bir de bizim aradan kaçan protonlarımız var. Bu protonlar vücudun gitmemesi gereken yerlere gidip orada serbest radikal dediğimiz şeyleri oluşturuyorlar. Ve bunlar bazı yerlerde plaklar oluşmaya başlıyor. Mesela nörodejeneratif hastalıkların tamamının en temelinde karbonhidrat vardır. Bir de tabii alüminyum. O sonradan devreye girdi. Ama en temel olarak karbonhidrat diyebilirim. Sürekli olarak karbonhidrat yiyince geride çok fazla kalıntı kalmaya başlıyor. Şuna benzetebilirsiniz. Yani sobada kömür yaktınız diyelim. Kurum, kül, bir sürü kalıntı kalıyor değil mi geriye? İşte bunlar vücutta kalan şeyler. Ondan sonra bunları bir şekilde vücuttan atmanız gerekiyor. Bunları nasıl atıyoruz? Eritrositler sayesinde atıyoruz. O konuya daha sonra geleceğim. Alyuvarlardaki bu hemoglobin denen protein. Bununla ilgili de konuşacağız. Konuşacağım yani ben konuşacağım. Siz dinleyeceksiniz. Sabredebilirsiniz tabii. Biraz uzun olacak zannederim bu yapacağım konuşma. Neyse gelelim mevzuya. Şimdi bu serbest radikaller gitmemesi gereken yerlere gidiyor. Protonların bazıları kaçtığı için işte bakın bu hep karbonhidratla alakalı. Yani bir fabrikada yakıt yakıyorsunuz. Yaktığınız yakıt çok dandik ve bir sürü kalıntı kalıyor. Peki bunun çözümü nedir? Ketojenik beslenmedir. Çok basit. Yağdır. Yağdan besleneceksiniz. Mesela Norveç'te iki tane şey vardı, kaşif vardı. Şeylere gidiyorlar. Inuitlerin yanına gidiyorlar. Onlarla beraber yaşıyorlar. Onlar ne yiyorsa onları da yemeye başlıyorlar. İsimlerin garip isimleri vardı. Şu anda hatırlayamadığım için ama ekrana bulur daha sonra veririm. Fakat şimdi kutuplarda şey yok ya, ot yetişmiyor ya. Bunlar sadece işte deniz ürünleriyle falan besleniyor neticede. Bu arkadaşlar sadece etin yağ kısımlarını ayırıp böyle onlara göre iyi olan taraflarını yemeye başlıyorlar. Bir müddet sonra bunlarda bir sürü arıza çıkmaya başlıyor. Dişleri dökülüyor, saçları dökülmeye başlıyor, güçten düşüyorlar, hasta oluyorlar. En sonunda anlıyorlar ki bu eti yağıyla birlikte yemek lazım. Size bir önerim, eğer bir şey bir eti yiyecekseniz o etin en az üçte biri o etin kendi yağı olmalı. Aksi takdirde sorun yaşarsınız, ciddi sorunlar yaşarsınız. Yani yağ tüketmekten çekinmeyin. Yağla ilgili bir sürü de video yaptım zaten. Açıklama kısmına koyarım. Neticede keton cisimcikleriyle çalışan hücreler, beyin içinde en iyi enerji kaynağı keton cisimcikleridir. Hani bazıları şey diyor, bu yağ asitleri beyne ulaşamaz. Kısmen doğru bir bilgi ama beyne ulaşan zaten keton cisimcikleri. O yağ asit şey değil, yağın kendisi değil. Bu arada vücut doymuş yağdan ibarettir. Beynimiz, vücudun her tarafı bir sürü yerde doymuş yağ vardır. Yani doymuş yağ sağlıksız diyen sağlık otoriteleri de var. Zaten sağlık otoritelerinin sağlıklı bir söylemde bulunduğuna ben şimdiye kadar hiç rast gelmedim. Gelelim bu şeye yağ ve protein ağırlıklı ve sebze ağırlıklı beslenmeye. Ketojenik beslenme de nedir? %5 karbonhidrat, %25 protein ve %70 yağ. Tabii karbonhidrat derken hiç karbonhidrat almasanız da
gliconeogenesis dediğimiz bir durum var. Yani burada karaciğer eğer vücudun glikoza da ihtiyacı var ya, ihtiyaç olduğunda yediğiniz herhangi bir şeyden, protein olabilir, sebze olabilir, ne olursa olsun bu glikozu üretme yeteneğine sahip. Dolayısıyla hiç karbonhidrat almasanız bile gene de sorun yaşamıyorsanız yaşamazsınız, ama bunun için sindirim sisteminizin düzgün çalışıyor olması lazım. Yıllarca böyle antin kuntin şeyler yiyip içtiyseniz eğer ve sindirim sisteminiz bozulduysa, özellikle de kalın bağırsaktaki bu flora tamamen bozulduysa, benim dediklerimi yapsanız bile çok fazla bir işinize yaramayacak. Önce karaciğer temizliği ve o florayı oluşturmak önemli. Yani o floranın bozulması aslında çok kolay, biliyor musunuz? Bir tane antibiyotik yutsanız o florayı napalm bombası gibi tümden yok edersiniz. Ve bunun yerine gelmesi minimum 6 ay sürer. O da iyi beslenirseniz, yani düzgün beslenirseniz. Kişiye göre değişir tabii, bir sene de sürebilir. Yani bayağı hassas bir döngüye sahibiz aslında. Ve bunu sürekli olarak bozuyoruz. Yani bu da bizim kendi dengeliğimiz, ne diyeyim yani. Ortada bir sürü manipülasyon, yalan yanlış bilgi var. Benim kişisel fikrim şu. Ben şu uzmanıyım, ben şunun gıda mühendisiyim, şöyleyim, benim şöyle ünvanlarım var, ben şunu yaptım, bunu okudum falan diyen insanlara söylediği hiçbir şeye inanmamanızı tavsiye ederim. Çünkü bunların gördükleri bilgiler külliyen yanlış temeller üzerine kurulmuş. Yani diyetisyenler mesela 7 öğün yiyeceksin diyor, tam tahıllı yiyeceksin diyor arkadaş yani. Bunu yaptığın zaman zaten hiçbir zaman iflah olmuyorsun. Ya bunlar benim, bakın tepki gösteriyor birçok insan ama benim uydurduğum şeyler değil. Bu konuyla alakalı, yani bu konularla alakalı yapılmış sürüyle çalışmalar. Ve bunları da gene bilim adamları yapıyor yani neticede. Ben yapmıyorum. Ben de yapıyorum da ben kendi tecrübelerime güvenir ve ona göre konuşurum. Yani kendi deneyimlerim var benim. Hangisinin sağlıklı olup hangisinin olmayacağını ben zaten kendim anlayabiliyorum. Çünkü bedenimi tanıyorum. Yanı sıra yani beni ilk defa gören varsa bu videoyla alakalı, ben biyoenerji uzmanıyım. Ben yiyeceğiniz, yemeyeceğiniz şeylerin frekanslarını ölçerim. Ona göre yemeden önce de söyleyebilirim. Yani bir yumurtayı ölçüp ben size kaç günlük olduğunu, organik mi değil mi, değil mi, bunun cevabını çok basit benim için. Öyle milyon dolarlık cihazlara falan gerek yok. Mesela bir insanda bir hastalık var mı yok mu diye anlamaya çalışıyorsunuz. Biyolojik mi, psikolojik mi, fiziki bir sorun mu, bunu anlamaya çalışıyorsunuz. Bunun için sayısız tahlil yaptırıyorsunuz falan, radyasyon alıyorsunuz. Aslında bunlara hiç gerek yok. Yani bana göre öyle. Neyse, gelelim şimdi bu avcı toplayıcıların durumuna. Hani dedim ya, bunlar barış içinde yaşıyorlardı. Neden barış içinde yaşar bir insan? Çünkü bakın, maymunlarda da aynı şeydir. Bizler de primatız. Ve bütün bu insanlar da dahil olmak üzere yapılan araştırmalar var. Maksimum 150 kişilik topluluklarda insanlar daha güzel bir şekilde yaşayabiliyorlar. 150'yi geçtikten sonra sorun çıkmaya başlıyor. Şimdi bu eski atalarımız 25 kişi, 50 kişi, 100 kişi, maksimum 150 kişi olarak yaşıyordu. Maymunlarda da aynı şekildedir. Ve biz kendimizi böyle çok fazla abartmayalım. Yani bizler de aslında çıplak maymunuz. Ha, bu arada Çıplak Maymun diye bir kitap var, Desmond Morris'in. Lisedeyken okumuştum. Tavsiye ederim, Desmond Morris'in Çıplak Maymun'unu da okuyun. Bir tavsiyem daha olsun size. Ape Man diye bir belgesel var. 3 bölümlük bir belgesel. İnsan maymun mudur değil midir? Orada onu izleyince anlarsınız. Tabii biz kendimizi çok fazla abartma
eğilimindeyiz. De o yüzden böyle yücelerin yücesiyiz biz. Ama bu yücelerin yücesi Homo sapiens. Nedense hiçbir hayvan kendine zarar verecek mekanizmaları tetiklemezken insan her türlü şeyi, kendine zarar verecek her türlü şeyi severek yalayıp yutuyor. Yani teknoloji de buna dahil. En kötüsü teknoloji zaten ya. Yani sanayi devriminden sonraki rezalete hiç girmeyeceğim. O başka bir videonun konusu olsun. Belki bir gün ondan da bahsederim. Burada bu atalarımız bu işleri yaparken hep kendilerini kullanıyorlardı. Ve küçük topluluklar halinde yaşıyorlardı. Şimdi şiddet oranının çok az olduğunu gösteren, yoktu demiyorum, mutlaka olacaktır, kabileler birbirleriyle de savaşmışlardır. Ama şimdiki gibi değil. Nasıl bozuldu bu? Tarım devrimine geçtikten sonra toplumsal eşitsizlik baş gösterdi. Çünkü bakın, yiyecek ve toprak fazlası üzerindeki kontrol sosyal sınıfların ve eşitsizliğin ortaya çıkmasına sebep oldu. Yani bu kaynakları kontrol edenler, işte bu şımarmış şanslı elit kesim, bu işin açıkçası tamamen bokunu çıkardı ve diğerlerine hükmetmeye başladı. Belli bir güce sahip olduktan sonra bunlar alt sosyal sınıfları sömürmeye başladı. Ben demiyorum ki alt sosyal sınıflar iyiydi, üst sosyal sınıflar kötüydü. İnsanın doğasında vardır bu. İyilik de vardır, kötülük de vardır. Ama insanlar genelde kötülüğü tercih eder. Eline güç geçen diğerini yamultmaya çalışır. Yani hiç bu fırsatla ilgili kişinin gerçek karakterini eline güç geçtiğinde görürsünüz. Yoksa ortada fol yok, yumurta yokken böyle insanlar attığı zaman mangalda kül bırakmaz. Ama durum maalesef öyle değil. Gerçeklik böyle değil yani. Ne oldu tarım devrimine geçince? Şimdi çiftliklere yerleşmeye başladı insanlar. Çiftliklere yerleşmeye başlayınca bir arada olmaya başladılar. Yani daha önceden avcı toplayıcılıkta böyle yayılım varken, toprak üzerinde yayılmış bir mevcudiyet, demografi varken ne oldu? İşte 1 milyar insan gayet güzel yaşıyorken, o bir milyar değil tabii. Yani şeyden daha düşük bir nüfustan bahsediyorum. Fark etmez ya, sayıyı atıyorum zaten. Sen şimdi 1000 tane insanı refah içinde yaşayacakları topraklarda tutacağına, o 1000 taneyi alıyorsun, 100 kişinin yaşayacağı yere balık istifi diziyorsun, dikey yerleşme meydana geliyor. Dikey yerleşmede hastalıklar çoğalmaya başlıyor. Yani bir şekilde hastalıklar böyle kalıcı yerleşimler sayesinde, nüfus yoğunlukları yüzünden yayılmaya başladı. Bu durum sıklıkla da nüfusun büyük bölümünü etkileyen, sağlık açısından uzun vadeli sonuçlar doğuran salgınlara da yol açtı maalesef. Çevresel bozulma ortaya çıkmaya başladı. Yoğun tarım uygulamaları toprak erozyonuna ve ormansızlaşmaya sebep oldu. Diğer çevresel bozulma biçimlerine de yol açmıştır. Yani çok fazla şey sayılabilir ama çok da uzatmak istemiyorum. Zamanla bu doğal çevre üzerindeki kalıcı olumsuz etkileri olduğu için biyolojik çeşitlilik ve ekosistem etkilendi. Yani biyolojik çeşitlilik azaldı. Eskiden insanların diyetinde çok fazla şey var. Alıcı toplayıcılarda çok fazla şey vardı. Bir sürü değişik renklerden her şeyi yiyorlardı. Ama şeye gelince, çiftliklerde yaşamaya gelince tahıllar devreye girdi. Tahılların tamamı insan sağlığı için zararlıdır. Yani bu aslında birçok hayvan için de böyledir. Bizler buğdayı evcilleştirdiğimizi zannediyoruz. Harrari şerefsiz, neyse hiç küfür şey etmeyeyim adama, küfür edecektim de. Harrari'nin dediği gibi insan buğdayı evcilleştirmedi. Buğday insanı evcilleştirdi. Domestikus ne demek? Dom,
kubbe demek aslında. Yani ev anlamında kullanabilirsiniz. İnsanlar evlere yerleşmeye başladı. Göçebelikten kurtuldu. Ama ekosistem bozulduğu için mesela bir yere sürekli aynı ürünü ekiyorsunuz. Artık o topraktaki mineraller sürekli aynı ürünü ekince ona o kadar faydalı olmamaya başlıyor, azalmaya başlıyor mineraller. Yani çeşitlilik her zaman, biyolojik çeşitlilik her zaman insan için en sağlıklı olandır. Biz bunu tarım devrimiyle teke indirdik, tahıla indirdik. Şu tahıl, bu tahıl diye bahsetmeye gerek yok. Tamamı zararlı. Yani ata buğdayı da dahil olmak üzere ben hepsinden bahsediyorum. Bunları ayırmadan konuşuyorum size. Yanı sıra monokültürlerde bağımlılık olmaya başladı. Yani birkaç temel üzerine ürüne bağlı gıdalar geliştiği için tedarikte, yani bu ürünlerin tedariğinde kırılganlık olmaya başladı. Nasıl, hani şimdi biraz önce bahsettim ya, belli zamanlarda ürün vermemeye başladı artık toprak. Bu durum sıklıkla nüfusun büyük bölümünün etkilemiştir. Yani çok büyük bölümünü etkilemiştir. Sağlık açısından böyle uzun vadeli sonuçlar doğuran salgınlar ortaya çıktı. Yani aslında hani hastalık diyoruz, salgın diyoruz bunlara ama işte öyle o kadar da şey değil. İşte hastalık değil. Gıdadan kaynaklı bir sorun bu. Şey oldu daha sonradan. Bunlar bir mahsul diyelim hastalandı. Ne oluyor? Hava koşulları nedeniyle başarısız olabilir. Bu da mümkün. Kıtlığa yol açıyor. Toplumsal karışıklığa yol açıyor ve millet birbirine girmeye başlıyor. Bir de tabii iş gücü yoğunluğu var. Her ne kadar yeni araç ve teknikler gelişmiş olsa dahi, ne kadar araç olursa olsun, tarım hep insan emeğine dayalı olmuştur. Yani çok yorucu bir iştir. Avcı toplayıcılarınki o kadar değil. Hani bir saatte bir hayvan avladın diyelim ya da gittin ot topladın, bu kadar yorulmuyorsun. Birçok çiftçi için zorunlu, çalışma, meşakkatli, böyle yaşam, saçma sapan bir yaşamla sonuçlandı ve yaşam kaliteleri ciddi anlamda düştü. Ömürleri de düştü, vücutları da güçsüzleşmeye başladı insanların. Biyoçeşitlilikteki kayıp çok önemli. Sınırlı sayıda ürüne odaklanması insanların, böyle yabani bitki ve hayvanların yaşam ortamlarından uzaklaşması sebebiyle biyolojik çeşitliliğin kaybolmasına yol açtı. Yani biyoçeşitlilikteki bu azalma ekosistemler üzerinde olumsuz bir etki yarattığı için çevrenin dayanıklılığını da azaltmış oluyor. Ve yerli halkın yerinden edilmesi falan var. Burada işte tam böyle vahşete geliyoruz. Tarım arazileri genişlemesi sonucunda, çünkü ormanları falan kesiyorlar, habire genişlemek zorundasınız. Çünkü şimdi bakın, gıdaya kolay ulaşmaya başladılar ama çok kalitesiz bir gıdaya ulaşmaya başladılar. Ve doğumlar arttı. Nüfus gelişince kalitesiz bir yaşam ortaya çıkmaya başladı. Yani bu genişleme sonucunda yerli ve yerel toplulukların yerinden edilmesi söz konusu oldu. Birçok insan için bu toprak, kültür, geleneksel yaşam tarzlarının kaybına neden oldu. Bir de şeyler var, doğal kaynaklara aşırı bağımlılık var. Yoğun tarım ve toprak besinleri gibi önemli miktarda doğal kaynak gerektirdiği için bu aşırı bağımlılık bu kaynakların tükenmesine, sömürülmesine ve bozulmasına yol açtı. Gelecek nesillerde tabii ki zorluklarla karşılaştı bu yüzden. Ne oldu? Sonra savaşlar ortaya çıktı. Toprak ve kaynakların kontrolü farklı gruplar arasında çatışma kaynağı oldu. Yani bu rekabet çoğu zaman savaşların ve şiddetin artmasına, toplumsal uyumun bozulmasına ve can kayıplarına yol açtı. Sonra hayvanların bir de evcilleştirilmesi sorunu var. Hayvanlar evcilleştirildiğinde
etik ve sağlıkla ilgili kaygılar da ortaya çıkmaya başladı. Çünkü hani doğa içinde kendi doğasında yaşayan bir hayvanı alıp siz bokun içinde çiftlikte yetiştirmeye başlarsanız ve ona tahıl yedirirseniz işte salmonella gibi hastalıklar ortaya çıkıyor ve bunlar işkence altında ömürlerini geçiriyorlar. Yani hayvanlar ve insanlar arasında hastalıkların yayılması böyle bayağı bir şey oldu, popüler hale gelmiş oldu. Evcil hayvanların tedavisi ve refah hakkında çok ciddi soru işaretleri var. Yani orada aslında hiçbirisi soru işareti falan değil. Her şey gayet güzel ortada. Şimdi daha önceden hani barış içinde yaşıyorlar diyorum ya. Bu insanlar bir yere toplanınca ve ben böyle oturunca da gittikçe de yayılıyorum, aşağı doğru kaymaya başlıyorum. Şimdi bu topluluklar tarım devriminde bir eşitsizliğe sebep oldu. Çünkü zenginlik ve gücün yoğunlaşması toprak ağalarının ortaya çıkmasına sebep oldu. Bu toprak ağaları altında çalışan böyle bir sürü insanı hayvan gibi sömürmeye başladı ki zaten köle dediğimiz şey hayvan. Yani hatta birçok köle insan hayvanlardan daha fazla zulüm görmüş de olabilir. Çünkü bu zenginlik ve güç yoğunlaşması, dengesizlik, bakın demografi bozulduğu zaman her konuda bir sürü dengesizlik ortaya çıkıyor. Yani olması gereken aslında yatay yerleşim, dikey yerleşim değil. Şimdi kaos çıkıyor dikey olunca. Bu kadar insanı bir araya topladığınızda bir sürü sorun ortaya çıkmaya başlıyor. İnsanlar birbirlerinden nefret etmeye başlıyor. Biz şimdi bu yaşadığımız dünyayı modern dünya diyoruz ya. Nasıl bir modernlikmiş bu, ben anlayamadım. Yani siz belki televizyon izlediğiniz için sürekli her şey size toz pembe geliyor olabilir. Haberleri izliyorsanız pek öyle de gelmiyordur aslında. Ama bu dizilerden bahsediyorum ben daha çok. Türk dizileri var ya, uzak durmanızı tavsiye ederim. Yani artık iğrençliğin dibine vurdular. Yozlaşmıştık. İnanılmaz saçma sapan şeyler. Şimdi izlemiyorum ama oradan buradan bir yerlerden karşıma çıkıyor mutlaka. Birileri gönderiyor. Geçen bir tanesine denk geldim. Şimdi böyle bir erkek var, bir kız var. Dramatik bir müzik eşliğinde bir kıza zoom yapıyor, bir erkeğe zoom yapıyor. Dönüyor bir kıza zoom yapıyor ama hiç bitmeyecekmiş gibi geldi bana. Yani bunu izleyen insanın akıl sağlığından ben şüphe ederim ya. Hakikaten neyse, konuyu dağıtmayayım ben. Bir diğer eksisi de fiziksel sağlıkta düşüş oldu. Biraz önce bahsettiğim gibi bu sağlıktaki düşüş tahıllardan kaynaklı. Şimdi siz hem dandik bir şeyler yiyorsunuz ve hem çok çalışıyorsunuz. Ne oluyor? Artık insan vücudu zamanla bozulmaya başlıyor. Ve öğünlerde fazlalaşmaya başlıyor. Eski insanlar gibi günde bir öğün falan yemiyorlar. Yani çok fazla ve çok dandik şeyleri sürekli yiyince insanlar işte bu doktorların hastalık diye bahsettiği rahatsızlıklar aslında gıda zehirlenmeleri ortaya çıkıyor. Şimdi bunu ben çok anlatabilirim aslında ama böyle bu kadar da uzatmaya da aslında gerek yok yani. Neden biliyor musunuz? Şimdi bunların bir de tarım devriminin yararları da sayılabilir. O yararlara da gelecek olursak aslında hiçbir zaman hiçbir yararı olmadı. Yani tam bir tuzaktı insanlar için. Çünkü bakın, o iyi diye sayılan işte topluma olan etkileri, insanların kültürünün gelişmesi, sanatın gelişmesi, şu bu falan bir kere son derece eşitsizlik, büyük bir eşitsizlik ortaya çıktı. Kölelik ortaya çıktı. Fiziksel sağlık bozuldu. İnsanların hormonları bozulmaya başladı. Bu testosteron dediğimiz şey mesela. Otorite bunu istemiyor. Çünkü testosteron sahibi insanlar
karşı koyarlar, kavga ederler, hakkını ararlar. Onlar daha ziyade koyun gibi tipler yaratma peşinde. Ve bunda da başarılılar. Çünkü bu testosteronla alakalı bir video yapmıştım. Koyarım şuraya, izlersiniz. Merak ediyorsanız izlersiniz tabii. Testosteron ve östrojen dengesi. Kadınlarda da önemlidir bu testosteron. Otorite şu anda bunu düşürmek için hem gıdalarla hem ilaçlarla, o sosyal medyayla, televizyondaki yayınlarla, her türlü toplum mühendisliğiyle bunu fazlasıyla yapıyor. Bir de şimdi gelelim konunun biraz daha farklı bir kısmına. Çünkü ya olaya neresinden bakarsanız bakın, tarım devriminin ben tek bir iyi tarafını görmüyorum. Karbonhidratın tek bir sağlıklı tarafı yok. Hiç kimse bana bunu anlatamaz. Komple teorisi olarak isterseniz bakabilirsiniz. Ya da masal gibi dinleyin yani. Şimdi insanlar bu kadar uzun süre boyunca tarım devrimine geçmemişler. Yani insan buğdayı keşfetti de o çok güzel oldu, ne kadar güzel, biz bunu yetiştirelim diye pat diye böyle bir şey gerçekleşmedi. Çok iki, bakın dedim en başından beri 200 bin sene boyunca bilinen tarihe göre tabii avcı toplayıcı olarak yaşadı ve bir şu an anladığımız kadarıyla ketojenik beslendiler, gayet sağlıklılar. Paleontologların yaptığı araştırmalarda insanların tarım devriminden sonra bakıyorlar durumlarına. Bugün tahıllardan dolayı ortaya çıkmış hastalıklar 5000 yıl önce de aynı hastalıklar aslında. Tabii şimdi daha bayağı bir arttı. Neden insan bu kadar uzun süre bekledi? Burada mitolojiye bakmak lazım. Şimdi bizler zamanında tanrı olarak gördüğümüz, yarı tanrı diyelim onlara, bazıları tam tanrı da diyebilir, uzaylılardan bahsediyorum. Kanın kırmızı rengini veren nedir? Bu aslında, yani şimdi al yuvarlar diyebilirsiniz tabii, o da doğru, ama aslında demirdir. Demirin şöyle bir işlevi var. Vücutta oksijeni taşımak için feritinle birlikte demire ihtiyaç var. Oksijen taşınırken bir de bunun yan ürünü var. Bu da karbondioksit. Yani bu taşımayı yapacak olan demirdir. Ve insanlar da bu ketojenik beslenmede demir oranı yüksek bir ketojenik beslenme tarzıdır. Yani tam insan biyolojisine göre bir beslenme tarzıdır. Bu kana kırmızı rengini veren hemoglobine eritrositler diyoruz. Şimdi bir hemoglobinin 120 günlük bir ömrü var. Yani demir sayesinde bunun yeniden yaratılması, yenilerinin yaratılması ve o oksijen döngüsünün devam etmesi gerekiyor. Bunun için demire ihtiyacımız var. Hani kolloidal gümüşten de bahsederken diyorlar ya, ağır metal bu kullanılır mı? Saçma sapan şeyler söylüyorlar. Ya bu ağır metal değil. Yani daha önceki videolarda söylemişimdir ben onu. Ağır metaller, soy metaller ve yarı soy metaller diye üçe ayrılır. Altın mesela soy metaldir. Gümüş yarı soy metaldir. Bunlar insan sağlığı için iyidir. Ve demir ağır metal ama vücut için şart. Şimdi ağır metaller sağlığa zararlı mı değil mi? İşte bakın, bu biraz karışık bir konu. Ve aynı zamanda hem metal hem de mineral olarak bilinirler. Çinko örneğin ya da gümüş. Vücut sağlığı için bunlar gerekli şeylerdir. Bunların zararlı olduğunu söyleyen varsa zaten ciddiye almayın yani. Şimdi bu eritrositler bizde demir, yani insan olarak bize baktığınızda kırmızı kana sahibiz ve bu da demir yüzünden böyle. Ama aynı zamanda dünyada mavi kanlı olanlar da var. Mavi kan nedir? Şimdi buraya geldik. Elitlerden bahsediyoruz değil mi?
şimdi insan olarak düşündüğünüzde direkt olarak bu ahtapotlarda, atnalı yengecinde, denizde yaşayan bazı yengeçlerde, ıstakozlarda falan mavi kana sahip. Çünkü bunlar bakırla hareket ediyorlar. Yani bunların vücudundaki oksijen bakırla hareket ediyor. Bakır ne işe yarıyor? Eritrositlerden bahsediyorum ya. Şimdi kırmızı rengi veren demir. Ama kana mavi rengini veren bakır. Çünkü hemoglobin olduğunda demir kullanılıyor. Fakat bakır söz konusu olduğunda hemosiyanin diyoruz buna. Ve bu da oksijeni vücutta taşımakla ve karbondioksiti atmakla görevli. Size biraz uzatmış gibi görünebilir mi? Buraya kadar komple teorisi falan yok. Bundan sonra başlayacak. Bana göre komple teorisi değil ama siz öyle dinleyebilirsiniz tabii. Şimdi uzaylılar var. Başka bir gezegen düşünün. Dünyamızda demir eksikliği yok. Fazlasıyla demir var. Ama başka bir gezegende bakır fazlalığı var ve demir yok ya da çok az var. Ne oluyor? Oradaki canlılar bakırla bu işi çözmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda bakır insan için de gereklidir, bakın onu da söyleyeyim, ama orada bir denge var. Mesela çinko da lazım, bakır da lazım ama ikisi birbirinin antagonistidir. Yani birbirlerini yok edebilirler. Dengeli kullanmak lazım. Ne oluyor? Şimdi bu varlıklar bakır yüzünden mavi bir kana sahip oluyor. Dünyaya geldiklerinde bu dünyadaki gıdalar demir ağırlıklı olduğu için, bakırla yaşayan bir varlık için demir zehir anlamına gelir. Ne yapmaları gerekirdi? Dünyadaki beslenme tarzını, bu gıdaları insanlara göre değil, kendilerine göre düzenlemeleri gerekirdi. Ve bunu yaparken insanları da beslemeleri gerekirdi. Çünkü bunlar yarı tanrı olarak görülmüş, tanrı olarak görülmüş, soluk mavi renge sahip varlıklardan bahsediyorum ben. Mesela Hint tanrılarına bakın, Shiva'ya bakın. Bir sürü tanrıya bakabilirsiniz, bunların mavi renkte olduğunu görürsünüz. Yani bunlar bakır ağırlıklı ve demir içinde olmayan ya da çok az olan gıdalarla beslenmek zorundalardı. Yoksa ömürleri kısalmaya başlıyordu. Ömürleri kısalmasın diye normal hayatlarına devam edebilmek için insanları tanrı olarak mecburen tahıla yönlendirdiler. Ve insanlar için zehirli, kendileri için şifalı tahıllar yetiştirmeye başladı herkes. Zaten şeye bakarsanız, Mısır tarihine bakarsanız, bu Firavunların ilk zamanlarda 12 bin yıl falan yaşadığını görürsünüz. O şey başladıktan sonra. Ama zaman içerisinde bu Firavunların ömürlerinin düştüğünü de görüyorsunuz. Ne kadar şeye yaklaşırlarsa, çünkü kendi gezegenlerindeki zamanla bizim gezegenimizdeki zaman aynı olmadığı için ve gıdalar da farklı olduğu için dolayısıyla ömürleri düşmeye başladı. Bununla ilgili araştırma yapan bir Mısırlı tarihçi vardı, adını hatırlayamadım şimdi, neyse bulursam koyarım daha sonradan şeye. Yani insan gülü oynaya severek tarım işine girişmedi. Mecbur bırakıldı. Bu eski tanrılara da bakacak olursanız mavi kan. Tabii mavi kanı şöyle de açıklayabilirsiniz. Mesela elitler kendileri böyle bir şekilde güneşten uzak durdukları için ciltleri daha beyaz ve daha ince, daha narin olduğundan dolayı bu damarlar falan da mavi bir şekilde görünüyor. Ama köleler, yani tarlada çalışan köleler güneşin altında karardıkları için öyle görünmüyor. Bunlara da mavi. Bu da başka bir açıklama mavi kanla ilgili. İstediğinizi kabul edin. Ama olaya neresinden bakarsanız bakın, tarım devrimi insanlar için tam bir felaket oldu. Yani ben dediğim gibi en başta yıllardır
tahıl yemiyorum. Ha nasıl yerim? Ne bileyim ben bir şey vardır, bir doğum günü vardır, pasta yapmışlardır. Belki bir tadına bakarım. Ya da senede bir iki kere mesela 6 ay önce falan kendime bir hamburger yaptığım da oldu. Ama bakın bunu bir ödül olarak düşünün. Şimdi insanlar böyle çocuklarına, bir çocuğa ya bir insana en büyük kötülüğü kim yapıyor biliyor musunuz? Anne ve babası. Doğduğu andan itibaren başlıyor bu kötülük işi. Ne yapıyor? Doğar doğmaz çocuğun ağzına şeker veriyorsun. Bağırsak florasını daha tümden daha ufacıkken bir bozmuş oluyorsun zaten. Bunun sonucunda çocuk ona bağımlı oluyor. Çünkü bakın karbonhidratlar direkt opiat reseptörüne bağlanır. Ve uyuşturucu etkisi yapar. Şeker aldığınızda beyinde aktif olan bölgeyle kokain aldığınızda beyinde aktif olan bölge aynı yerler. Ve siz buna bağımlılık kazanıyorsunuz. Sürekli olarak bunu yemek istiyorsunuz. Ve daha sonradan işte obez çocuklar görüyoruz. Ondan sonra işte kanser, ıvır zıvır bir sürü şey geliyor. Yani saymakla bitmez. Burada insanların bu beslenme tarzını sürekli devam ettiriyorlar. Tabii alışıyorlar çünkü bu bir bağımlılıktır. Bundan vazgeçemiyorlar. Ama bunu söylediğinde kızıyor. Yani alkol içen insanı eleştiriyor, sigara içen insanı eleştiriyor. Fakat kendisi de bir bağımlı ama bunun farkında değil çünkü herkes yapıyor. Bir yanlışı herkes yapıyor diye o yanlış doğru olmuyor maalesef. Şöyle düşünün. Mesela alkol alıyorsunuz değil mi? Bunun büyük bir çoğunluğu karaciğerde metabolize edilir. Ama %4 kadarı beyinde metabolize edilir. Beyinde metabolize edilince ne oluyor? Oradaki hücreler uyuşuyor ve kendinize zihninizden kurtulduğunuz için kendinizi daha rahat hissediyorsunuz, daha iyi hissediyorsunuz. Peki karbonhidrat yiyince ne oluyor? Çocuğa veriyorsunuz ya böyle bir şekerleme, ekmek, sarelle, ıvır zıvır aklınıza ne gelirse çocuklara gayet masum bir şeymiş gibi veriyorsunuz. Ama alkol vermiyorsunuz çocuğa. Niye? Çünkü %4'ü beyinde metabolize olduğu için çocuk sarhoş olur. Fakat alkolden daha fazla zarar veren o abuk sabuk hazır gıdaları verdiğinizde insanlar, o çocuklar inanılmaz büyük zarar görüyor. Tek bir eksiği var, o da sarhoş olmuyor. Yani o zararı sarhoş olmadan görüyor. Mısır şurubuyla yapılan şeyler içinde sayısız bir de isimlerini de değiştiriyorlar. O E ile başlayan şeyler var ya hani kodlar var ya şu var içinde bu var falan diye anlatıp duruyorlar. Bunların hiçbir tanesi insan sağlığı için iyi değil. İyi değil lafı az, safi zarar. Ne oluyor? Bunları yiyince dediğim gibi yamulmaya başlıyorsunuz. Bu işin içinden çıkmanın yolu aslında çok basit. Bunları ben yıllardır anlatıyorum. Merak eden varsa benim videolara bakabilir. Yaşınız kaç olursa olsun gayet zinde ve sağlıklı olarak yaşamanız mümkün. Sadece otoritenin size dayattığı şeylerden uzak durun. Şundan emin olun. Böyle ünvan sahibi bir otorite televizyona çıkıp da size şu iyidir diyorsa kesinlikle onun kötü olduğunu anlamanız şart. Bunu kavrayamazsınız. Yani sistemin nasıl işlediğini kavrayamazsanız işin içinden çıkamazsınız. Eğer bir politikacı korkulacak bir şey yok ya merak etmeyin siz keyfinize bakın falan gibi abuk sabuk konuşuyorsa bilin ki korkulacak bir şey vardır. Yani bilmenizi istedikleri ve bilmemenizi istedikleri şeyler var. Neden? Kendi çıkarları için. Nasıl ki bu yarı tanrıların onlar da kendilerini yarı tanrı olarak görüyor. Ya tanrılığa soyunmuşlar zaten. Ve bir sürü yalan söylüyorlar. Fakat insanlar ünvanlara o kadar fazla takılmışlar ki bu yalanlara gayet güzel inanıyor. Ben bir şey anlatıyorum mesela. Sen diyor doktor musun?
Lan doktorun söylediği yanlış, o yüzden ben söylüyorum zaten. Sağlıklı olanını ben söylüyorum. Doktor olsam ben de belki onun gibi olacaktım. Yani bunu anlayamıyor. Ünvana bakıyor. Ya sen bu konuyu, tamam, yanlış söylüyorum. Belki de saçmalıyorum ben. Dibine kadar saçmalıyorum. Neden araştırmıyorsun? Hiçbir doğruluk payı olamaz mı? Yani dünyada tek bir doğru mu var? Bizler dualitede yaşıyoruz. Bakın, bu dualitede sürekli olarak her şey iki kutupludur. Hiçbir şey böyle tek bir doğru diye bir şey yoktur. Burada artı varsa burada da eksi vardır. Belki sizin için ikisi de yanlıştır. Bunu bölersiniz, ortaya bir sentez çıkar. Yani diyalektiğin temel mantığıdır bu. Tez, antitez, sentez diye gider. Belki o yaptığınız sentez de yanlış. Tez de yanlış, antitez de yanlış, sentez de yanlış. Farklı açılardan baktığınızda farklı farklı şeyler görürsünüz. Bu işin içinden çıkmanın yolu, bugüne kadar size öğretilmiş her şeyi bir önce unutup bağımsız kaynaklardan faydalanmanızdır. Bir gıda firması adına çalışan doktor, ilaç firması adına çalışan doktor ya da diyetisyen ya da gıda mühendisi, fark etmez kim olursa olsun, eğer bir işletmeye bağlı çalışıyorsa size sağlıklı bilgi vermeyeceğinin ben garantisini veririm. Kesin bilgi yani. Sonra o kullandığınız makyaj malzemeleri, ıvır zıvır kadınlara söylüyorum. Yiyip içemeyeceğiniz şeyleri cildinize de sürmeyeceksiniz. Güzelleşeceğiz diye abuk sabuk şeyler yapıyor insanlar. Hayretler içerisindeyim. Yani hiç düşünmüyorlar. Ucunu başını hiç düşünmüyorlar. Ondan sonra da ya şimdi niye bunlar benim başıma geldi? Allah niye bana böyle bir şey yaptı da şöyle oldu da böyle oldu. Ya niye oldu? Onu kendine sorman lazım. Dolayısıyla bakın, bütün bu olan olaylar aslında bizler iblisin kontrol ettiği bir dünyada yaşıyoruz. Fakat iblisin bir kudreti yok aslında. Sadece size bir kapı açıyor. Nedir o? Bakın, hep aynı şeyler. Bunlar nedir? Güç isteği, uyuşturucu, yeme isteği, seks, para. Buradan başladım, buraya geldim. Buradan var. Neyse. Şimdi bakın, bunlar hep iblisin size açtığı kapılardır. Para için insanların yapmadığı pislik kalmıyor. Ya o onurlarını kaybettiler. Yani onurlu yaşamaktan, erdemden eser kalmadı şu anda. Yani dualitede hep bir denge vardır ya da olması gerekir. Kötülük de vardır, iyilik de vardır. Ama şu anda burada bir gram iyilik varken burada milyarlarca, trilyonlarca ton kötülük birikti. Çünkü herkes iblisin açtığı kapıdan giriyor. Yapmanız gereken aslında çok basit. Bu dünyada şeytan size her şeyi tersinden gösterir. Döndürüp bir de böyle bakacaksınız. Belki doğru olan budur. Yani bunu bir türlü kavrayamıyor insanlar. Çünkü sizin o itibar ettiğiniz insanlar aslında sistemin bekçileri. Ve etiketlere bu kadar takılınca ne oluyor? Olan size oluyor. Benim zerre kadar umurumda değil. Ama niye anlatıyorum bunları? Şimdi ben bunu normal topluluk içinde söylediğimde zaten beni hep böyle eskiden beridir hep paranoyak, anarşist falan görmüşlerdir. Dolayısıyla yakınlarındakini anlatamıyorsun ya. Ben burada kendi kendime monolog yapıyorum. Çünkü ortaya konuşuyorum. Alan mutlaka biri çıkacaktır ve çıkıyor da zaten. Yani burada önemli olan gerçek ve faydalı bilgi vermek. Almayan beni ilgilendirmez. Oradaki amaç zaten herkes etkilemek değil. Bakın yıllardır tonla video yaptım. Kullanıcı sayısı artacağına düşüyor. Bu da umurumda değil. Yani bu da olsun, beni hiç ilgilendirmiyor. Önemli olan orada bazılarının işine yaraması. Yoksa buradan para kazanacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım falan değil. Bu arada ben tabii kendi içimi de dökmüş oluyorum. Çünkü herkese anlatamayacağım şeyleri karşımda birisi olmadığı için burada rahatça söylemiş oluyorum. Neyse, çok fazla gevezelik ettim galiba gene. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim.